Manşete hoş geldiniz. Özel bir yayınla karşınızdayız. Kendi rutini dışında tek başına Levent Göktaş olayını masaya yatıracağımız ve tüm boyutlarıyla ele almaya çalışacağımız bir yayın. Levent Göktaş Bulgaristan sınırında yakalanınca tekrar gündeme oturdu. Peki Nasıl yakalanmış olabilir? Gerçekten söylendiği yerde miydi? Söylendiği yerde mi yakalandı? Türk istihbaratının, Türk polisinin rolü nedir? Yazdığı mektup doğru mudur? Yazdığı mektup neden belli gazetecilere gönderilmiştir? Belli bir gazeteci yayınlamıştır da diğerleri yayınlamamıştır. Neye nasıl itibar edeceğiz? Levent Göktaş'la ilgili iddialar nedir? Onun açıklamaları, cevapları nedir? Nasıl karşılaştırmak icap eder? Bütün bunların hepsine bakacağımız dolu dolu bir manşet yayını olacak bu özel bölüm. Levent Göktaş deyince soldaki ve sağdaki resimler akla geliyor ve onunla tarif edilmeye çalışılıyor. Solda özel kuvvetler komutanı iken görev esnasında sağda çekilmiş üniformalı bir resmi söz konusu. Sağda da ülkücü bıyığı bırakmış son dönemlerinde son demlerindeki bir Levent Göktaş profili söz konusu. Ama... Bugün yakalanan veya yakalandığı ifade edilen veya teslim olduğu ya da teslim alındığı ifade edilen bilmiyoruz. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Levent Göktaş profili ise çok farklı. Burada Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da ele geçirildiği, yakalandığı ve Bulgaristan polisi tarafından tespit edildiği ifade edilen bir fotoğrafı var. İfade edilen diyoruz. Zaten bu, bu yayın boyunca da ifade edilen, e, anlatılan ya da iddia olunan falan gibi e, kelimeleri sıklıkla duyacaksınız. Çünkü Levent Göktaş'la ilgili süreç hemen her şeye itibar edilmemesi, şüpheyle yaklaşılması gereken bir süreç. Levent Göktaş'la ilgili süreç, Levent Göktaş'la ilgili anlatılanlar. 5 e, ana bölümde ele alacağız e, konuları. İlki Levent Göktaş kimdir? Nasıl geldi hayatımıza oturdu ve hangi e, geriye doğru olaylarla anılıyor. İkincisi Bulgaristan sınırında yakalanması ya da teslim olması bilmiyoruz. Üçüncüsü gazeteler bu olayı nasıl gördü ya da gördü mü? Dördüncüsü yakalanmadan önce yazdığı iddia edilen mektup belli gazetecilere ulaştırıldığı iddia olunan mektup. Ve en son tepkiler. Bu beş bölümde konuyu irdelemeye çalışacağız. Peki kimdir Levent Göktaş? Levent Göktaş 1959 doğumlu. Kara Harp çıkışlı, özel kuvvetlerde albay rütbesinde görev yapmış, tabur ve alay komutanlığı yapmış. Irak'ta, Suriye'de görev almış ve sahada son derece etkin görevlerde, vazifelerde bulunmuş. Bu alanda çokça da madalyası var. Ergenekon soruşturması kapsamında 2009-2014 yılları arasında yaklaşık 5,5 yıl tutuklu kalmış. En son Haziran 2022'de, yani bundan 3 ay kadar önce Hablemitoğlu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi. O günden bu yana da firari. Necip Hablemitoğlu kim? 18 Aralık 2002'de Ankara'da evinin önünde öldürüldü. Bir akademisyen 48 yaşındaydı öldürüldüğünde. Ölmeden önceki son araştırması ise Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerineydi kendisi gibi akademisyen Şengül Hablemitoğlu ile evli ve iki kız çocuk babası yine ölmeden önce hazırladığı Köstebek isimli kitabı vefatından sonra bitirilmemiş haliyle yayımlandı. Bu kitabın da cemaate hedef aldığı gerekçesiyle cemaat tarafından ortadan kaldırıldığı iddiası da var. Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Boşkır. 28 Ocak 2022'de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna'da paketlenerek getirildi ama ondan önce paketlendiği, gözaltına alındığı, işkence edildiği gibi iddialar var. Zaten fotoğrafına bakıldığında da bu hissedilebiliyor. Nuri Gökhan Boşkır, Hablemitoğlu cinayetinde azmettiricinin Levent Göktaş olduğunu iddia etti ve o adrese yani Levent Necip Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu adrese Portakal Çiçeği Sokağı keşif yapmak için gittiğini söyledi. Necip Hablemitoğlu öldürüldüğünde AKP iktidardı. AKP iktidarının ilk faili meçhulü olarak geçiyor ama AKP daha henüz iktidara gelmişti. Abdullah Gül hükümeti 20 gün kadar önce güven oyu almıştı. Haliyle AKP dönemine rastladığı konuşulabilir ama AKP dönemiyle özdeşleştirirken de AKP iktidarının ilk günleri olduğunu hatırlatmakta yarar var. Fakat Necip Hablemitoğlu'nun o dönem MİT müsteşarlığı için adı geçiyordu. Çok açıdan da bu çok tanıkla teyit edilmişti. Bu tanıklardan en önemlisi de Şengül Hablemitoğlu. Necip Hablemitoğlu'nun eşiydi. Levent Göktaş'ın da ismi MİT müsteşarlığı için geçiyordu. Her iki isim de MİT müsteşarlığı için lobi yapıyordu. İşte bu MİT müsteşarlığı meselesinden dolayı iki ismin karşı karşıya geldiği ve Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu'nu yani rakibini ortadan kaldırdığı gibi iddialar da var. Bu iddialar da böylelikle dolaşıma girdi. Öyle ki bu iddiaların iki önemli tanığı var. Birincisi gazeteci Yasemin Güner'i, diğeri de öğretim üyesi Emin Gürses. Her ikisi de Necip Hablemitoğlu'na atfen, çok önemli bir yerden geliyorum, MIT başkanı oluyorum, MIT müsteşarı oluyorum gibi ifadeleri onun ağzından duyduğunu teyit ediyorlar. Aynı günlerde Levent Göktaş da MİT Müsteşarlığı için lobi yapıyor hükümet nezdinde. Ve cinayet günü Levent Göktaş beni aradı diyen Göktaş'ın emir subayı Mehmet Nari'nin ifadesinde yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bana kendisiyle ilgili hazırlanmış CV'leri verdi. Konya iline gideceğimizi belirtti. Kendisi daha önce de bana MİT Müsteşarlığı'na aday olduğunu bahsetmişti. Başbakan yardımcısı Abdülhatif Şener'le görüşeceğimizi, CV'leri vereceğimizi söyledi gibi ifadeleri var ki... Yıllar yıllar sonra Levent Köktaş bunu Oda TV'ye teyit edecekti. Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye paketlenmeden önce Kasım 2020'de Ukrayna'da bir haber portalına konuştu ve orada Suriye'ye silah sevkiyatının mit kontrolünde gerçekleştiğini söyledi. Hafif silahlarla başladık. Sonra taşınabilir füze sistemleri, patlayıcılar götürüldü dedi silah taşıyan tırların MIT tarafından durdurulması üzerine de yine MIT tarafından acilen yurt dışına çıkmasının istendiğini anlattı. Dönelim Levent Göktaş'a. Levent Göktaş tahliye olduktan sonra avukatlığa döndü ve kısa sürede savunma sanayi alanında 5 şirkete birden sahip oldu. O sırada Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ın Kıraça Holding'inin %45 hissesini küçük hissedar Nahum kardeşlerden satın almıştı. Kıraç kendinden habersiz bu işlem için harekete geçince Sezgin Baran Korkmaz hisselerin devri için 80 milyon dolardan kapıyı açtı. Şirketlerinde birçok hukukçusu olmasına rağmen gitti Levent Göktaş'la anlaştı ve Göktaş işi 6 milyon dolara bağladı. Bir diğer konu da Levent Göktaş'ın MİT müsteşarlığı ısrarından vazgeçmemesi. O da TV'den Barış Terkoğlu 2016 yılında Hakan Fidan gidiyor, MİT'in başına sürpriz bir isim geliyor başlıklı yazısında gene Levent Göktaş'ın ismini zikrederek MIT, MİT müsteşarlığı için adının geçtiğinden bahsetti. O arada Nuri Gökhan Boşkır Hablemitoğlu'nu Tarkan Mumcuoğlu'nun öldürdüğünü Iddia etti ve Tarkan Mumcuoğlu'nun yakın zamana kadar milli İstihbarat'ta çalıştığı görevli olduğu ortaya çıktı. Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadelerinin ardından bir gözaltı dalgası yaşandı ve Levent Göktaş adreslerinde bulunamadı. E, Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirileceği haberinin duyulması üzerine zaten işlerini tasfiye etti ve yavaş yavaş operasyonu da haber alarak kaçmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Nuri Gökhan Bozkır'ın adı sauna çetesi soruşturmasında da geçti. Sauna çetesi neydi? Ankara'da bir sauna merkezi, bir sauna merkezinde gizli kameralarla siyasetçi ve bürokratlara tuzak kurulmuş ve orada elde edilen görüntülerle şantaj yapılmıştı. Nuri Gökhan Bozkır bu soruşturma devam ederken bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Ancak Levent Göktaş'la usta çırak ilişkisi ya da baba oğul ilişkisi o derece yakın bir ilişki hiçbir zaman kopmadı. Bu Özel kuvvetlerdeki ilişki ta Suriye'ye silah satışına kadar devam etti. Levent Göktaş yakalama kararı ardından firar etmişti. 45 gün kadar sonra bir Twitter hesabıyla ortaya çıktı. Burada attığı tweet'lerle "Pişmanlıklarım, kırgınlıklarım var. Galiba her şeyi açıklama zamanı geldi. Yarından itibaren, 24 Temmuz'u kastediyor, düzenli olarak paylaşım yapacağım, bütün hikayemi samimi olarak paylaşacağım." dedi. Ve küçük kıyamet koptu. Bu tweetlerden birinde ben oraya bir kere girdim, ikinci kere girmeyeceğim. Oraya girmesi gerekenler girecek. Beni kullananlar girecek. Bu tweeti hatırlayın çünkü ilerleyen dakikalarda mektupta da, mektubunda da benzer satırlar geçiyor. Yine tweetlerinde geçen kahpe kursağında büyüyenler ifadesi de dikkat çekiciydi. Bu ifadenin de ona ait olduğu onun kullandığı ifadelerden biri olduğu avukatları tarafından teyit edilecekti. Levent Göktaş tweetlerinde Sedat Peker'e sataştı. Bana yavşak demişsin. İki senedir 3-5 tane soytarının kasedini yayınlamaktan başka ne yaptın? Tayyip abi helalleşeceğiz dedin. Ne oldu o mevzu? Filan deyince Sedat Peker de Levent Göktaş'a yüklendi ve karşılıklı Twitter'da polemiğe girdiler. Bu polemiğin Galibi Sedat Peker oldu. Levent Göktaş'ın Twitter hesabı kısa sürede ailesinden ya da avukatlarından gelen talep üzerine silindi ve o beklenen video hiçbir zaman gelmedi. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise yaşananlara Twitter'dan isyan etti. Leş pazarlıklar dönüyor belli ki tweet'i hafızalara kazandı. Ve yaşanan her hadisede akla hep Şengül Hablemitoğlu'nun bu leş pazarlıklar dönüyor tweet'i geldi. Şimdi geçelim Levent Göktaş'ın yakalanması meselesine. Anadolu Ajansı haberi Twitter'da Türkiye saatiyle 8.26'da duyururken Halk TV yayını o dakikalarda 8.24'te duyurdu flaşı. Anadolu Ajansı bu fotoğrafı geçti. Soldaki fotoğrafın Bulgaristan makamlarınca çekildiği belirtiliyor. Bu fotoğrafta Levent Göktaş'ın saçının boyalı olduğu ve kirli sakal bıraktığı anlaşılıyor tanınmamak maksadıyla. İşte burası da Levent Göktaş'ın sınırda yakalandığı yer, Sivilengrad. Bu Sivilengrad kasabası sınırın sınırdan sonra, yani Kapukre'den çıktıktan sonra karşınıza çıkan ilk kasaba. Haliyle Levent Göktaş'ın Sivilengrad'da ne işi vardı diye sormadan önce akla bazı olasılıkları getirmek gerekiyor. İşte bu grafik Levent Göktaş'ın yakalandığı ifade edilen kasabayla ilgili durumu daha net ortaya koyuyor. Grafiğin sağ tarafında Kapıkule sınır kapısı görülüyor okla işaretlenen bölüm. Sivilangrad yani Levent Göktaş'ın yakalandığı ifade edilen kasabayla Kapıkule sınır kapısının arası kuş uçuşu 15 kilometre. Yani bir insan yaya olarak 1,5-2 saatte rahatlıkla bu mesafeyi alabilir. Bir diğer konu da şu Kapıkule sınır kapısıyla bu Sivilangrad arasında görüldüğü gibi başkaca bir yerleşim merkezi, köy, kasaba yok. Burası da zaten küçük bir kasaba sınırı geçen insanların veya kaçakların yakalanır yakalanmaz götürüleceği ilk kasabada, ilk karakolda burası. Haliyle Levent Göktaş sınırı geçtikten hemen sonra yakalanmış olabilir ve onun üzerine işte ilk kasaba olan veya ilk karakol olan Sivilangrat'a götürülmüş olabilir. Buradan şu anlam ortaya çıkıyor. Belli ki Levent Göktaş bir ifadeye göre bir hafta önce yani 2 Eylül'de yakalandığı açıklanmıştı. 2 Eylül'den bir hafta önce ya da 10-15 gün önce avukatının ifadesi, kimi gazetecilerin ifadesi, aileden gelen duyumlar değişiyor. Farklılık göstermekle beraber 2 Eylül'den yani açıkçası 20 Ağustos'u takip eden günlerde Levent Göktaş sınırı geçmiş ve Bulgaristan makamları tarafından sınırı geçer geçmez adeta tabir yerinde ise işte enselenmiş. Ve Bulgaristan makamları onu Sivlangrad'daki karakola götürmüşler. Orada ilk sorgusu yapıldıktan sonra muhtemelen bir bedel karşılığında tahliye edilmiş veya serbest bırakılmış kefaletle. Fakat Türkiye makamlarıyla irtibata geçilmesi veya Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın veya MIT'inin bastırmasıyla tekrar yakalanmış, gözaltına alınmış. Şu anda da zaten gözaltında tutuluyor. İade edilecek, Türkiye'ye iade edilecek ya da sınır dışı edilecek ya da bilmiyoruz aylar sürecek bir işlemden bahsediliyor. Haliyle Levent Göktaş'ın mektubu işte bu aralıkta kaleme almış olabileceğini de değerlendirmek gerekiyor. Yani salı verildikten sonra kaleme aldığı ve başıma bir şey gelirse ya da tekrar tutuklanırsam bu yayınlansın diye bir yerlere ulaştırdığı veya ulaştırıldığı akla daha yakın. Gazeteler nasıl gördü? Hiçbir gazete manşetten görmedi. Evrensel gazetesi çok küçük gördü içeride. Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Göktaş yakalandı. Hürriyet gazetesi birinci sayfadan gö e görmüş haberi. Sır suikaste son operasyon. İçeride de esrarengi suikaste yeni aşama. Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı deniyor. Ve burada kim neyle suçlanıyor derken Hablemitoğlu soruşturmasında Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Momcuoğlu Fikret Emek, Aydın Köstem ki Aydın Köstem'in ismini birazdan sık duyacaksınız. Mehmet Narin ve Enver Altaylı'nın suçlandığını ifade etmiş. Milliyet gazetesi kırmızı bültenden sonra yakalandı başlığıyla duyurmuş. İç sayfada ...ve yine Göktaş'ın mektubuna dikkat çeken tek gazete... ...Milliyet Gazetesi olmuş. Hablemitoğlu suikastinin hayalet ismi yakalandı diyor Sabah Gazetesi... ...içeride de e, olayı geniş bir şekilde duyurmuş... ...ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun... ...Göktaş'ın iade sürecinin başlatıldığına dair... ...açıklamaları var Sabah Gazetesi'nin haberinde. Firari Göktaş yakalandı diyor Yeni Asya 1. sayfadan... ...içeride de bu şekilde Anadolu Ajansı'ndan geçtiği şekliyle... ...haberi hülasa etmiş. Şimdi geçelim mektup bölümüne... Bu mektupla ilgili söylenecek çok şey var. Çünkü bu mektubun kimlere ulaştırıldığı ve neden nasıl yayınlandığı bununla ilgili çok sayıda soru işareti var, işareti var. ve bu soruların bir bölümü de elbette mektubu ilk yayınlayan İsmail Saymaz'a yöneliyor bazı soru işaretleri. Dönelim 2 Eylül gününe tekrar Anadolu Ajansı tarafından flash haber geçildikten tam 20 dakika sonra İsmail Saymaz Halk TV yayınına bağlandı. İsmail Saymaz ilk anda çelişkili bir takım ifadelere imza attı. Ben bu mektubu bugün yayınlayacaktım dedi. Bir başka ifadesinde yarın Halk TV .com .tr'de yayınlayacaktık dedi. Akşamında Halk TV yayınına çıktığında da mektup doğrudan bana gelmediği için bu şekilde yayınlamakta tereddüt ettim. Ben Fethullahçı mıyım elime gelen her şeyi yayınlayayım dedi. Fakat böyle söylediği halde ve akşamdan sabaha mektubun Levent Göktaş'a ait olduğunu tam teyit etmediği halde yayına bağlandı ve 7 sayfalık mektubu yayınladı. Yine İsmail Saymaz bu mektup 3 gün önce bir takım gazetecilere veya basın kuruluşlarına gitti fakat yayınlamamışlar belli sebeplerle benim elime dün ulaştı dedi. Haliyle Türkiye kamuoyu bu bilgiyi İsmail Saymaz'ın bu anlatımıyla öğrendi ve oradan yayıldı. Bilmiyoruz. Bazı kurumlara ulaştırıldı mı İsmail Saymaz'ın dediği gibi yoksa mektup doğrudan sadece İsmail Saymaz'a mı geldi? Haliyle İsmail Saymaz'ın ifadelerini de ihtiyatla karşılamamız icap ediyor. Bu mektup kimlere gitti bilmiyorum. Doğrudan bana ulaşmadı arada bir aracı var dedi. Üç gün önce bu mektubun yazıldığını nereden biliyorsunuz? Tarih yok, yer belirtilmemiş. Mektup ambargolu muydu? Yani e, tahmin ettiğim üzere e, bu mektup birilerine ben yakalanırsam, beni tutuklarlarsa bu mektubu açıklayın diye ambargolu mu gönderilmişti? Bunun üzerine mi? apar topar İsmail Saymaz Levent Göktaş'ın yakalandığı haberi üzerine mektubu yayınlama kararı aldı veya bastı. Çünkü akşamki şüpheleri izale olmuş değildi. Akşam ben Fethullahçı mıyım elime gelen her şeyi yayınlayayım diye düşünüyordu ama sabahleyin birden düşüncesi değişmiş Fethullahçı olmuştu. Kusura bakmayın buradan bu anlam çıkıyor. Levent Göktaş yakalanmadan mektubun yayınlanmasıyla yakalandıktan sonra yayınlanması arasında ne fark var? Belli ki mektup ambargoluydu. Zaten akşamki Halk TV yayınında Levent Köktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz bağlandı ve mektubu teyit etti. Ben o el yazısını tanıyorum, imzasını tanıyorum. Büyük olasılıkla bu mektup Levent Köktaş'a ait dedi. Zaten o yayına Levent Köktaş'ın avukatının bağlanması, epey bir sürede yayında kalması ve mektup üzerine dönen muhabbetten de o konuda avukatının da bu konuda bilgi sahibi olabileceği gibi bir çıkarıma ulaşabilirsiniz. Şimdi mektuba bakalım. 7 sayfalık mektubun bütün satırları konuşulmadığı değerlendirilmedi. Ancak belli satırların altı çizildi. Sayfa sayfa bakalım. Birinci sayfada Levent Göktaş özel kuvvetler mensuplarını övüyor ve kendi dahil hiçbir özel kuvvetler, özel kuvvetler komutanlığı mensubunun suça bulaşmadığını, bulaşamayacağını, kanunlar çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek şu anda tutuklu bulunan özel kuvvetler Kobutanlığı mensubu arkadaşlarını da savunmuş oluyor. İkinci sayfaya geçelim. Burada da Hablemitoğlu ile ilgili olan kendisi ve arkadaşlarına yönelik suçlamanın komplo olduğunu söylüyor. Delillendirilmesi mümkün değildir. Böyle bir olay kesinlikle olmamıştır diyor. Üçüncü sayfaya geçildiğinde burada neden gözaltı kararına rağmen kaçtığına açıklık getirmiş. Tam normal ve düzenli bir yaşama adım atmıştım diyor. Devamla dördüncü sayfaya bakıyoruz. Önceden de bu şekilde başlayan bir süreçle haksız ve hukuka aykırı olarak 5,5 yıl hapis yattım ve yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltı kararına uymadım diyor. Fakat hemen altında Necip Hablemitoğlu'nu isim vermeden kastederek ben müteveffanın ismini ve ne iş yaptığını bile bu hadiseyle bu şekilde basına düşünce öğrendim diyor. İşte burası çok enteresan çünkü hayatın genel akışına uygun bir açıklama değil bu. Levent Göktaş kalibresindeki bir özel kuvvetler komutanlığı subayının istihbarata karşı koyma vesaire gibi teknikleri bilen bu kadar yıldır bu işlerin içerisinde olan insanın Necip Havlebitoğlu ve bu soruşturmadan haberdar olmaması imkan ihtimal dahilinde değil. Zaten kargalar bile inanmadı. Devamla Enver Altaylı ile tanışıklığını anlatırken Erol Oçok Bey ile tanışma tarihine rastlar benim Enver Altaylı ile ilişkim diyerek her iki isimle de tanıştığını ifade ediyor. Ancak bu tanışmanın kesinlikle 2001 öncesi, 2002, 2003, 2004 falan yıllarıyla alakalı olmadığını 2014 2015te yıllara rastladığında ısrar ediyor. Beşinci sayfada bir kere daha buna dikkat çekmiş ve benim Enver ile 2001 öncesi, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve devamında asla bir görüşmem yoktur demiş. Enver Altaylı ve Erol Olçak'la ilişkisinin de Antalya'da bir iş takibiyle ilgili olarak, bir projeyle ilgili olarak ilgili olduğunu söylüyor. Herhangi bir biçimde siyasi vesaire bir ideolojik bir görüşme, buluşma neyse fikir tatrisi yoktur diyor. Profesyonel bir işti. Mektubun 6. sayfasında Aydın Köstem'den bahsediyor. Nasıl tanıştıklarını vesaire anlatıyor ve e, telefon ve fiziki görüşmelerimiz, e, savunma sanayi, keskin nişancı tüfeği alımı ve işte bununla ilgili konularla alakalı e, bu görüşmeleri başka türlü yansıtmak ve düşünmek günahtır diyor. Bu mektupla ilgili olarak Vural Ergül enteresan bir tweet atmış. İki tweet'i birleştirerek ben ekrana getiriyorum bu grafiği. Levent Göktaş tutuklanırsa avukatının ifadesiyle yine tahliye komasına girip bildiği her şeyi anlatacaktır. Levent, Ergenekon'da tutuklandıktan hemen sonra ek ifade için gittiği savcı Zekeriya Öze, Fikret Emek tarikatçı Hasan Kundakçı Aydın Köstem'le aynı bir oda çalışıyor demişti. Göktaş'ın mektubu özetle savcı Öze ek ifade vermeye gittiğinde anlattıkları gibi. Kaldığı yerden devam ediyor sanki demiş. Ve son bölüm tepkilerle devam edelim. Şengül Hablemitoğlu, Levent Göktaş'ın yakalandığının akşamında attığı bir tweetle çok komik. Yalanın komikliğine kahkaha attım çünkü yalan olduğunu ben biliyorum. Yerseniz dostlar demiş. E, Şengül Hablemitoğlu ısrarlı taleplere karşı konuşmayacağını ve savcının iddianamesini beklediğini söylemişti. Fakat belli ki yaşanan gelişmeler, yazılan mektup, anlatılan ifadeler veya aktarılan neyse detaylar onu tatmin etmemiş görünüyor. O arada Sibel Gürcühan paylaşmış. Bahçeli ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar birazdan bakacağız. Adı fazlaca kirlenmiş iki saray görevlisinin istifası ve Levent Göktaş'ın yakalanmasını yan yana koyduğumuzda kontrollü bir temiz eller operasyonunun an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Lakin bazı kelleler de gidecektir diyor. Neydi o Erdoğan ve Bahçeli'nin mesajları? Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli aynı gün. İki hükümet orta aynı gün 1 Eylül 2022'de birbirini tamamlayan mesajlar verdiler. Tayyip Erdoğan, "Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor." diyerek isim vermeden Sedat Peker'i kastetmişti. Devlet Bahçeli de son gelişmeler göstermiştir ki, "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır." sözleriyle gene o da Peker'e isim vermeden adres gösterdi. Tam da bu mesajlar verildiği sırada şu oldu. Sedat Peker tekrar dijital tecride alındı. Tweet atması, video çekmesi, başkalarının ismi üzerinden farklı mesajlar vermesi vesaire Dubai tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından engellendi, durduruldu. Bir sonraki tweet'e kadar belki de çünkü özellikle son haftalarda arttığı tweetler AKP'yi sallamaya başlamış. Erdoğan'ın yakın dairesinden kellelerin gitmesine neden olmaya başlamıştı. Sefer Selvi bunu çok güzel çizmiş. Parça parça koparacağımı söylemiştim. Parça parça Erdoğan'ın danışmanlarını koparmaya başladı. Erdoğan'ın milletvekillerini, musluklarını birer birer kesmeye başladı. Takiben de dijital tecrit digit geldi. Takip etmeyi sürdüreceğiz tüm boyutlarıyla Levent Göktaş muammasına bakmaya çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.